أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Cumanız mübarek olsun. Duaların kabul edildiği bu vakitte gönlünüz, haneniz, ömrünüz ve rızkınız Cuma'nın bereketiyle dolsun. Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı günde bizleri saf saf huzuruna kabul eden, cemaat olma coşkusunu yeniden yaşatan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Hamd, bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayandır. Şükrün karşılığını verendir. Ümmetine temizliği, maddi ve manevi her türlü kirden ve kirli işten uzak durmayı öğreten Habibi Kibriya Muhammed Mustafa Efendimiz'e selat ve selam olsun. Aziz müminler, Cuma günü müminlerin bayramıdır. Ve bu bayram asr-ı saadetten bugüne en güzel haliyle camilerde cemaatle kutlanır. Yeryüzünde Allah'ın mescitlerindeki huzur ve güveni başka hangi mekan verebilir? Tevhidle çarpan yürekler vahdetle secdeye varırken bu kardeşliğin sevinci başka nerede yaşanabilir? Umut ve inanç, muhabbet ve samimiyet başka hangi ortamda böylesine güçlü olabilir? Camiden ilim ve hikmet alınır. Edep ve ihsan yayılır. Ezan-ı şerifler 7'den 70'e müminleri birlik ve beraberliğe davet eder. Şükürler olsun bu davete uyduk. Özlemle bugünü bekliyorduk. Şimdi vuslat zamanı, hislerimizi anlatmaya kelimeler yetmez. Vakit Rabbimize kulluğumuzu, şükrümüzü, duamızı ve niyazımızı arz etme vaktidir. Kardeşlerim, aziz İstanbul'un kapıları 29 Mayıs 1453 günü muazzam bir fetihle İslam'a ve şanlı medeniyetimize açılmıştır. Ecdadımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Salgın hastalık sebebiyle bir süredir kapalı olan camilerimizin kapıları da yine
bugün aziz milletimize ve değerli cemaatimize açılıyor. Fethin coşkusu ile camilerimize kavuşmanın sevincini bir arada yaşıyoruz. Bu büyük nimetin kıymetini bilelim. Sorumluluğumuzu unutmayalım. Tedbirlere hassasiyetle uyalım. Şimdi inşallah cuma namazının farzını kılacağız. Ardından birbirimizle musafaha etmeden, fiziki mesafeye dikkat ederek ve görevlilerimizin yönlendirmelerine uyarak buradan ayrılacağız. Cuma namazının sünnetini evlerimizde kılacağız. Cenab-ı Hak ibadetlerimizi kabul buyursun. Bizleri bu salgın hastalıktan en kısa zamanda kurtarsın. Hutbemi Peygamber Efendimizin şu duasıyla bitiriyorum. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım eyle. Cumanız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.